Cem Kurtoğlu 31 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Muazzez Kurtoğlu Ankara Konservatuarı tiyatro bölümünün ilk mezunlarındandı. Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev yapan sanatçı 1950'li yıllarda birçok oyunda başrol oynamıştı. 1960'lı yıllardan itibaren sinemada da oynamıştı. İlk evliliğini tiyatrocu Ertuğrul İlgin'le yapan ve bu evlilikten Zeynep adında bir kızı olan Muazzez Kurtoğlu, ikinci evliliğini Haluk Kurtoğlu ile yaptı ve Cem Kurtoğlu bu evlilikten dünyaya geldi. Cem Kurtoğlu'nun babası Haluk Kurtoğlu da Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünde eğitim gördü. 1953-1997 yılları arasında devlet tiyatrolarında oyuncu olarak görev yaptı. Londra Royal Shakespeare Akademi'de bir süre çalışmalara katılan Kurtoğlu, 1982-85 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünde ders verdi. Özel tiyatrolarda da oyuncu olarak çalışan Haluk Kurtoğlu, yüzü e aşkın oyunda çeşitli roller üstlenmişti. Ayrıca Cem Kurtoğlu'nun anne tarafından dedesi, klasik Türk müziği çalgılarından neyin günümüzde unutulmuş bir cinsi olan Girift adlı çalgının, Son icracısı kabul edilen Giritsen Asım Bey'di. Cem Kurtoğlu biraz tombul doğmuştu. Küçük yaşlardan itibaren ailesinden etkilenmiş, sanatla ilgilenmeye başlamıştı. Öyle ki çocuk haliyle ailesini eleştirir, fikir verirdi. Annesi babası ezber yaparken onları hiç rahatsız etmeden uzaktan izlerdi. Zaman zaman onların ezber yapmasına yardım eder, replik verirdi. Anne ya da babası hata yaptığında küçücük haliyle onları uyarırdı. Tüm bunlara rağmen büyüyüp oyuncu olmaya karar verdiğinde babasına konservatuar sınavına gireceğini söylememişti. Çünkü biliyordu babasının bunu istemeyeceğini. Zira oyunculuk çok zor bir meslekti. Maddi manevi yıpratıcı oluyordu. Annesi oğluna destek olsa da babası konservatuarı kazandıktan sonra öğrendi oğlunun oyuncu olacağını. Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in sunduğu TRT2 programı Film Gibi Hayatlar programının 200. bölüm konuğu usta tiyatroculardan Cem Kurtoğlu oldu. Kuzeni Işıl Yücesoy ile birlikte babası Haluk Kurtoğlu ve annesi Muazzez Kurtoğlu'nun izinden giden Cem Kurtoğlu ailesiyle ilgili şunları söylemişti. Öyle bir soyadı taşıyor düşünüyorsunuz ki öyle ebeveynleriniz var ki gerçekten ustalar ve mesleklerine, hayatlarına, yaşam şekillerine hiçbir şekilde laf getirmemişler ve hep ön planda tutulmuş insanlar. Büyük bir sorumluluk. Başta bunun sıkıntısını çektim. Özellikle okuldayken Haluk'un oğlu dediler. Sonra bunu unutman lazım dedim. Çünkü o zaman onlarla yarışmak gibi bir duruma girmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil dedi. Cem Kurtoğlu da Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kariyeri boyunca pek çok oyunda rol alan Cem Kurtoğlu'nun oynadığı oyunlardan bazıları, beğendiğiniz gibi Bir Yaz Gecesi Rüyası, İki Efendinin Uşağı, Kral Liyır, Tavlama Sanatı olarak sayılabilir. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışması da yaptı. 1980'lerde Preveze öncesi, Küçük Ağa, Bugün Zeynuni Saraylısı duvardaki kan gibi yapımlarla sektöre hızlı bir giriş yaptı çok sayıda dizi ve film için kamera karşısına geçti. Bu arada televizyon programlarında da karşımıza çıktı. Cem Kurtoğlu'nun tüyleri diken diken eden ses tonu hafızalara kazınan ilginç ve korkunç olayları konu alan Her Türlü Görüntünün Yayınlandığı Sıcağı Sıcağını adlı program o dönem çok ses getirmişti. 1994-98 yılları arasında yayınlanan program 254 bölüm boyunca televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dehşet verici hikayelerle akıllara kazınan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde suç anına dair canlandırmalar yapan program Cem Kurtoğlu'nun sunumuyla daha ilgi çekici hale geliyordu. Çeşitli canlandırmalarla olay anını izleyiciye aktaran ünlü sunucu programda birçok suç hikayesini ortaya çıkardı. 1990-91 yıllarında TRT 1'de Gün Başlıyor programını, Show TV'de de 1992-99 yıllarında yapılan Sıcağa Sıcağına programını sundu. Show TV için 1999'da Habercüler, 2000-2001 Kanal 6'da Habercüler... 2004-2006 yıllarında Saman Yolu için 2006-2007 yıllarında Samanyolu TV'de Geride Kalanlar adlı programları hazırlayıp sundu. Dizi ve film çalışmalarına da devam eden Kurtoğlu, Yağmur Beklerken, Marziye, Aşkına Eşkıya, Sırlar Dünyası, Hekimoğlu, Şubat Soğuğu, Arka Sokaklar, Yağmur'dan sonra Yaprak Dökümü, Umut Yolcuları, Can Feda, Çiçero, Arıza, Savaşçı, Gönül Dağı, O Kız gibi pek çok yapımda oynadı. 2015 yılında rol aldığı Kod the Koz 17 Aralık olaylarını ve bu olaylarda paralel yapının etkisini odağına alan bir filmdi. Filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandıran Cem Kurtoğlu bu sıra dışı tecrübeyi Sine Dergi'den Serdar Akbıyık'a anlattı. Usta sanatçı şunları söylemişti. Senaryo riskli bir senaryo. Yakın tarihimizde yaşananlarla paralel giden bir film senaryosu. Onun için biraz bıçak sırtı bir senaryo. Öyle bir rol bana teklif edildiği zaman düşündüm mü? Hayır düşünmedim. Önemli bir iş çünkü. Fakat dediğim gibi Bıçak sırtı ve senaryoyu bir daha okudum. Acaba yanlış olabilecek bir şey var mı diye baktıktan sonra öyle bir şey olmadığına karar verdim. Bu sefer rolümü en iyi şekilde nasıl yaparım diye odaklandım. Şimdi özellikle tarihteki önemli kişileri canlandıracaksanız çok iyi bir gözlem ve hazırlık sürecinden geçmeniz gerekir. Mesela Türkiye'de Atatürk'ü canlandıran oyuncuların ne kadar büyük tepkiler topladığını ve ne kadar sert eleştiriler aldığını biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı oynamakta aynı şekilde riskli bir durum. O dönemlerde filmin yapımcısı tehdit aldığını söyledi. Söylemişti. Kurtoğlu tehdit almadı ama vazgeçirmeye çalışanları olmuştu. Haber 7'ye verdiği röportajda çevrenizden nasıl sesler çıktı sorusuna şöyle cevap vermişti. ''Niye oynadın o filmde?'' dediler. Herhalde kendilerine bu rol teklif edilseydi bu arkadaşlar hiç düşünmeden kabul ederlerdi. İddia ediyorum %90'ı Erdoğan'ı oynamak isterdi. Olanlar karşısında gözümüzü kapatmak ve üç maymunu oynamak doğru değil. Açıkçası demirden korksak trene binmezdik. ''Kimseden korkmuyorum.'' O yüzden filmde niye oynadın eleştirisini kabul etmem. Sadece o roldeki performansımla ilgili eleştirileri kabul ederim. Siyasi olarak polemiklere girmek istemiyorum. Böyle bir projede yer aldığım için beni sevmeyeceklerse kendileri bilirler. Sevseniz de sevmeseniz de bu ülkenin Cumhurbaşkanını oynadım. Halen yaşayan bir lidere oynamakta benim için şereftir. 35 senedir bu işin içinde olduğum için içi boş eleştirilere gülüp geçiyorum demişti. 2023'te Alsancak dizesinde Özel Kuvvetler Komutanı Sacit Korkmaz'ı canlandıran Cem Kurtoğlu, karakterine hazırlık sürecini çok sayıda rütbeli asker tanıdığım ve dostum olduğu için asker yaşam ve davranışlarını biliyorum. Görüşlerimi karakter analiziyle birleştirerek çalışma sürecim devam ediyor, sözleriyle anlatmıştı. alsan sancağın Sacit'i usta oyuncu Cem Kurtoğlu, karakteri hakkındaysa tüm general Sacit Korkmaz sert mizacının arkasında, baba şefkati olan ve varlığını her zaman timinin yanında hissettiren bir komutan. Timini her daim destekleyen, savunan, güç veren bir komutan. Evlatlarını bir operasyona gönderirken içi kıyılıyor. Bunun ağırlığı altında eziliyor ama belli etmiyor. Soğuğun en alasını, sıcağın en fenasını, barut kokusunu çatıştırıyor sıkışmışlığı acıyı eziyeti çok iyi biliyor. O timi ayakta tutan, diri olmalarını sağlayan bu konuma atanmış en liyakatli kişi her personeli onun emir komutasında çalışmaktan onur duyar şeklinde konuştu. Usta sanatçı kariyeri boyunca Tom Hanks, Bruce Willis, Kevin Costner gibi isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok aktörün Türkçe seslendirmesini yaptı. Usta sanatçının son olarak Aziz Mahmut Hüdayi, Aşkın Yolculuğu ve Ölüm Kime Yakışır adlı yapımlarda rol aldığı biliniyor. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.